Vahap Munyar, tarımda 1 milyar doları aştı, gübre için asite 500 milyon dolar daha yatırıyor. Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubu, 2022 yılı sonu, 2023 yılı başlarında Holding Yönetim Kurulu'nu Samsun'daki Toros gübre tesislerinde ağırladı, bir sunum yaptı, sülfürik asiti ithal etmek, içeride üretmekten daha pahalı bir iş. Samsun'a 350 milyon dolarlık yatırım yapmıştık. Samsun 8 yılda artı yazmaya başladı. Sülfürik asit ve fosforik asit ile amonyum sülfat için yeni yatırım yapmak üzere onayınızı bekliyoruz. Tarımsal Sanayi Grubu ekibi yatırım adresini de gösterdi. Samsun'da gördüğünüz gibi limanımız var. Yeni yatırımı Ceyhan'da yapabiliriz. Orada da liman avantajımız söz konusu. Tekfen Holding Yönetim Kurulu tarım grubunun önerisini benimsedi. 2023 yılında yatırım planı açıklandı. Tekfen Tarımsal Sanayi Grubu, gübre üretiminde verimlilik, maliyet ve ithalat bağımlılığını azaltmak adına Ceyhan'daki tesisimizde sülfürik asit, fosforik asit ve amonyum sülfat için 500 milyon dolarlık yatırım yapacak. Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubu Başkan Yardımcısı ve Toros Tarım Genel Müdürü Ahmet Eren'le buluştuğumuzda sohbete gübre sektörü ve yatırımlarından girdi. Amacımız gübre iş kolunda Tekfe'nin dikey entegrasyonlar ile konumlanmasının güçlendirilmesi. Söz konusu tesis yatırımlarına ek olarak terminalcilik faaliyetlerimizi destekleyecek tank yatırımlarımızın da bir kısmı hayata geçecek. Söz konusu yatırımın şu yönüne işaret etti, sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımız da 2030 yılında kapsam 1 ve kapsam 2 için karbon ne ÖTR olma hedefimizi destekliyor. Türkiye'de yıllık gübre tüketiminin 6.5-7 milyon ton dolayında olduğunu anımsattı, çiftçinin gübre kullanımının 8 milyon tonu bulduğu yıllar da var. Bizim pazar payımız %28 dolayında seyrediyor. Fosfat kayasını Tunus, Cezayir, Fas, Senegal ve Ürdün gibi ülkelerden ithal ediyoruz. Gübre üretiminde ham maddede dışa bağımlılık oranının %90 dolayında olduğunu kaydetti, Amonyak ham maddesi doğalgaz, onu da ithal ediyoruz. Ayrıca kükürt de ithal geliyor. 2016'da amonyum nitrat gübresiyle ilgili alınan karara işaret etti, patlayıcı üretildiği için satışı yasaklanmıştı. Kalsiyum amonyum nitratlı içerikle satılabiliyor. Sektör de o dönemde ihracata yönelmişti. Söz konusu yasak, ülkemizde üre gübresi kullanımını artırdı. Onun da %100'ü ithal geliyor. COVID-19 pandemisinde ihracatla ilgili sınırlamaların gündeme geldiğinin altını çizdi, ihracatımız %25-30'lara çıkmıştı. Sınırlamalarla birlikte ihracatımız düştü. Şubat 2024'ten itibaren, çeyrek yıl şeklinde kota veriliyor. Kotaları kullanarak ihracatı sürdürüyoruz. Hemen şu noktanın altını çizdi, ihracat için çiftçimizi mağdur etmeyiz. İnovasyon kaslarını yeni nesil gübre ile destekleyeceklerini bildirdi. Gübre sektöründe düşük karbonlu dönüşüme öncülük etmek istiyoruz. Ayrıca sınırda karbon düzenlemesi kapsamında yeşil amonyak yatırımımızla yeşil dönüşüm ve yeni nesil gübre üretimi yol haritamızdaki en kritik konular arasında yer alıyor. Gübre üretimi ile yola çıkıp tarım grubuna dönüşen Toros 1 milyar doları aşarak Tekfen Holding'in cirosundaki payını %62'nin üzerine çıkarmış bulunuyor. Ahmet Eren'in verdiği mesajlar, Tekfen grubunun tarımda büyümeye dönük adımlarının süreceğini gösteriyor. 110 bin ton organo-mineral gübre üretiyor, 10 megawatt elektrik elde ediyor Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubu Başkan Yardımcısı ve Toros Tarım Genel Müdürü Ahmet Eren, 2019 yılında girişi yaptıkları organo-mineral gübre konusuna değindi, Balıkesir-Gönen ve Konya-Meram'daki iki tesisimizde 10 MW elektrik üretiyoruz. Organo-mineral gübre üretim kapasitemiz de iki tesiste toplam 110 bin tonu buluyor. Toros Tarım'ın bu tesislerle asıl hedefinin elektrik satmak olmadığını belirtti. Toros Tarım olarak biyogaz iş koluna girmekteki esas amacımız yekdem tarifelerinden faydalanarak elektrik satmak değil. Ardından sürdürdü, hedefimiz tarımsal üretimde Türkiye topraklarının ihtiyaç duyduğu organik maddeyi biyogazdan elektrik üretildikten sonra arta kalan organik maddeyle karşılayarak tam döngüsel bir çevrim içerisinde gübreye çevirerek toprağa geri kazandırmak. Tesislere giren organik atıkların önce elektriğe sonrasında da kompostlama prosesine tabi tutularak gübreye dönüştürüldüğünü vurgulayıp, şu iddiayı ortaya koydu, Türkiye'de %100 kompost kullanarak tam döngüsel yaklaşımla aksi takdirde vahşi depolama ile doğada kalacak organik atıkları dönüştürerek organo mineral gübre üreten ikinci firma henüz yok. 5 yılda bu alanda büyük öğrenimler elde ettiklerini kaydetti. Yaptığımız iş çok meşakkatli. Ümidimiz ilerleyen dönemde hem milli sermayenin korunması hem de atıkların 360 derece döngüsel olarak ekonomiye kazandırılarak karbon ayak izinin azaltılması için bizim gibi üretim yapan firmaların sayısının artması. Sadece gübre değil tarım şirketiyiz. Gıdada birçok alana dokunuyoruz. Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubu Başkan Yardımcısı ve Toros Tarım Genel Müdürü Ahmet Eren, başında bulunduğu şirketi şöyle tanımladı: Sadece gübre değil gıda değer zincirinin birçok alanına dokunarak önde gelen tarım şirketi olduğumuzu öne çıkaracak tohum, fide ve meyve üretimine dönük faaliyetlerimiz sürüyor. Tekfen Tarım Adana Agri Park'a değindi. Adana Agri Park, Türk çiftçisine 2004 yılından bu yana hastalıklardan ari, kaliteli tohumluk ve fidan üretimi yapıyor. Buğday tohumu, patates yumrusu ve muz fidanı üretimi gerçekleşiyor. Doku kültürü yöntemiyle patates tohumluğu üretmek üzere 2005 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi aldıklarını bildirdi. Adana'daki AgriPark'ta yılda 3 milyon adet yüksek verimli mini yumru patates üretiyoruz. Mini yumruları kendi biyoteknoloji laboratuvarlarımızda ve kontrollü seralarımızda elde ediyoruz. Buğday ve arpa tohumuna geçti. AgriPark'ta tarla tohum operasyonu kapsamında buğday ve arpa tohumu üretimi Proses ve tahıl ıslahı faaliyetleri sürdürüyoruz. Sözleşmeli modelle tohumluk buğday ve arpa üretimi yapıyoruz. Buğday ve arpa tohumlarıyla ilgili şu bilgiyi verdi: 20 adet tescilli çeşidimiz ve tescil edilmeyi bekleyen üretim izinli 2 çeşidimiz var. 12 patent, 11 faydalı model başvurusu yaptı. Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubu Başkan Yardımcısı ve Toros Tarım Genel Müdürü Ahmet Eren Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de tarım yapılabilir toprakların azaldığını vurguladı, global çapta doğanın karşı karşıya kaldığı tehditler, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, insan sağlığını ve gıda güvenliğini tehlikeye atıyor. Tarımın devamlılığı ve tarım topraklarının sürdürülebilir şekilde ıslah edilmesi insanlığın geleceği için büyük önem taşıyor. Toros Tarım'ın ARGE çalışmaları üzerinde durdu, ARGE merkezi 2017'de kuruldu. Proje başvuruları sırasında konsorsiyumlarla 27 farklı ülkeden 32 üniversite, 9 enstitü, 4 RG merkezi ve 9 farklı kurumla işbirliği yapıldı. Toplam 12 patent ve 11 faydalı model başvurusu gerçekleşti, 3 faydalı model tescili alındı. 488 kadın çiftçiye 4.9 milyon liralık özel kredi verildi. Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubu Başkan Yardımcısı ve Toros Tarım Genel Müdürü Ahmet Eren, tarımdaki iş gücünün yarısını kadınların oluşturduğunun altını çizdi. Ancak, tarım iş gücünde yer alan kadınlar emeklerinin karşılığını erkeklerle eşit oranda alamıyor. Kadınların tarımın, Kırsal kalkınmanın ve gıda güvenliğinin yeni dünya düzenindeki değişim ve dönüşümünde kilit role sahip olduğunu vurguladı. Tekfen Vakfı, 2021 yılında kadının tarımdaki yerini güçlendirmek üzere TİSVA ve Toros Tarım İşbirliği'nde Kadın Çiftçi Girişim Kredisi projesini hayata geçirdi. Projenin başlangıcından bu yana 488 kadına 4.9 milyon liralık kredi kullandırıldı.